Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 1. inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıdayim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Osmanlı ordusunun eline bulunan silah, cephane, araç ve gereç itilaf Devletlerine teslim edilecektir maddesi yer almıştır. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir. A şıkkı silahlanma yarışını bitirmek yanlış. B'de işgallere karşı koymayı engellemek evet doğrudur. Burada arkadaşlar Türk milletinin ve Türk ordusunun e, işgallere karşı koyması engellenmek istenmiştir. Eğer siz bir ülkenin silahını cephanesini alıyorsanız o ülke ne yapamaz? Savaşamaz, işgallere karşı koyamaz. Amaç budur. C'de Osmanlı devletine yardım etmek yanlış. Azınlık isyanlarını önlemek yanlış. Cevabımız B şıkkı olacaktır ve bu ifademiz oldukça önemlidir. Yıldızımızı atalım. İkinci sorumuz. Yukarıdaki şemada özellikle verilen cephe Aca'dakilerden hangisleri denilmiş? Özellikleri Urfa, Maraş, Antep ve Adana illerini kapsar. Bu cephede Fransızlar ve onlara destek veren Ermenilerle savaşıldı. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Şahip Bey gibi direniş önderleri vardır. 20 Ekim Ankara Antlaşması ile bu cephedeki çarpışmalar son buldu. Bu cephemiz hangi cephe? Batı cephesi, Güney cephesi, Doğu cephesi, Suriye cephesi. Cevabımız 5 şıkkı Güney cephesi olacaktır. Zaten Urfa, Maraş ve Antep Güney cephesinde yer almaktadır. Bunun haricinde Fransızlarla Ermenilerle savaşılmıştır. Ankara Savaşı ile de beraber cephenin kapandığını söyleyebiliriz. Ve bu cephede önemli isimlerimiz var. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Şah sahip gibi. Bunlar ne yapmışlardır? Bunlar ilk kurşunu atan isimlerdir diyebiliriz. Bunlar dikkat çekmiştir. Ve bu cephemize Güney Cephesi, Urfa, Maraş ve Antep denince zaten direkt aklımıza Güney Cephesi gelecektir. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza geçelim. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın devam ettiği sırada Ankara'da bir marif kongresi düzenlenmiş. Mustafa Kemal Paşa Kongreye katılarak bir konuşma yapmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Marifi eğitim olarak düşünebiliriz. Aşık okul sayın azaldığının yanlıştır. Eğitim önem verildiğini gösterebiliriz. Bakın, şu an süren bir savaş var, hala süren bir savaş var. Ama Mustafa Kemal ne yapıyor? O savaşı orada bırakıp Ankara'da bir marif kongresi, bir eğitim kongresi düzenliyor. Bu ne demektir? Bu Mustafa Kemal'in eğitime oldukça önem verdiğini göstermektedir. C'ye geçelim. Cephede savaşın kazanıldığının yanlış. D'de milletvekillerin birçoğunun öğretmen olduğunu bu da alakasız. Buradaki asıl ifademiz eğitime verilen önemdir. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A şıkkı, milli sınırlar içine vatan biri bütündür, Burada ülke yönetimine halkın katılacağı ile alakalı bir ifade yok. Ülke yönetiminin halk e, ülke yönetimine halkın müdahale etmesine katılmasına biz ne diyoruz? Milli egemenlik diğer adıyla milli irade demekteyiz. B'ye bakalım. Hükümetin dağıtılması halinde savunmaya geçilecektir. Yanlıştır. B'yi deledik. C'ye bakalım. Kuvayi Milliye'ye etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın burada milli iradeyi hakim kılmak esastır denilirken halkın yönetimde söz sahibi olacağının bir habercisidir diyebiliriz. Bir göstergesi olacaktır. Milli irade milli egemenlikle aynı olacaktır ve nedir? Halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu milli bağımsızlığa girer. Milli bağımsızlık. Eğer yönetim söz konusuysa bu milli egemenlik olacaktır. Eğer manda ve himaye olursa da bu milli bağımsızlık olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz Atatürk'ün doğduğu ve çocukluğunun geçirdiği şehir olan Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler birlikte yaşamaktaydı. Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenilemez soru köküne dikkat edelim. A şıkkı Zengin bir kültürel yapın oluşmasına doğrudur. Bakın kültür farklılıkları söz konusu bu da kültürel bir yapının zengin olacağını söyle, göstermektedir. Milliyetçilik akımının yoğun olarak görülmesine burada bir milliyetçilik akımı olduğunda oldukça yoğun gözükecektir. Çünkü farklı milletler söz konusudur bir yerde ve bu yüzden de hepsi de milliyetçilik akımını desteklerse ne olacaktır? Yoğun olarak gözükecektir. Çok uluslu bir yapıya hakim olduğundan dolayı. İnanç birliğinin sağlanmasına böyle bir şey söyleyemeyiz. Burada gördüğünüz gibi Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Ermeniler bunların inançları farklı olabilir. Bu yüzden de inanç birliği diye bir söz konusu yoktur. Atatürk'ün fikir hayatının zenginleşmesine evet doğrudur kesinlikle doğru. Bu Atatürk'ün fikirlerini etkilemiştir bu çok uluslu yapı. Hangisi söylenemez denildiğinden dolayı cevabımız Ceyhan. Altıncı sorumuz. Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal burada yayınladığı bir genelge ile halktan İstanbul'daki işgal komutanlıklarına ve hükümet çevrelerine işgalleri kınayan protesto telgrafları çekmelerini istemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir deniliyor. A şıkkı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasını yanlış böyle bir amacı söyleyemeyiz. Burada amaç nedir? Amaç halkı uyandırmak, halkı bilinçlendirmektir. B'de de milli bir bilincin uyandırılmasını. Evet, doğrudur. Halk bazı şeylerden habersiz arkadaşlar. Ülkenin işgal edildiğini ve İstanbul hükümetinin onlara yardım ettiğini, buna bir engel olmadığını ifade etmekte, ya yani bilmemekte ve Atatürk de bunu onlarda uyandırmaya çalışmakta. Milli bir bilincin uyandırılmasını sağlamaktadır. Bunu da telgraflarla, protestolarla yapmaktadır. Padişahın Anadolu'ya geçmesini yanlış İstanbul'a yeni bir hükümetin kurulmasını bu da yanlıştır. Buradaki amaçlı ifade milli bilinci uyandırılmasıdır. Halkın bilinçlendirilmesidir. Cevabımız Bursa. 7. Erzurum ve Sivas kongrelerinde güçlü bir devletin koruması altına girilmesi anlamına gelen manda ve hima istemi reddedilmiştir. Bu tutum Türk halkının aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir. Az önceki sorumuzda ne demiştik arkadaşlar? Dördüncü sorumuza geçecek olursak. Orada manda ve himaye varsa bir yerde bu ne olacaktır? Milli bağımsızlık olacaktır. Bunu söylemiştik. Halkın bağımsızlığı, özgürlüğü söz konusudur. Ve manda ve himaye kabul edilemez. Bu da milli bağımsızlığa girmektedir. Milli egemenlik neydi? Halkın yönetimde söz sahibi olmasıydı. Milli irade olarak da söyleyebiliriz. Uluslararası denklik değil, demokrasi değildir. Cevabımız A şıkkı milli bağımsızlık olacaktır. 8. sorumuza geçebiliriz. Bu maddeler ile Mustafa Kemal Paşa daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır denilmekte. Maddelerimizi okuyalım. Tekalifi milli emirlerin içerdiği bazı maddeler şunlardır. Her aile ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için çamaşır, çorap ve çarık verecektir. Teknik elemanlar ordunun hizmetine girecek. Halkın elindeki silah ve cephaneler yetkilileri teslim edilecek. Öküz ve at arabalarının %10'u ordunun hizmetine verilecektir. Buradaki esas amaçlanan hedef ne olacaktır? Gördüğünüz gibi halk ne yapmakta? Halk askere yardım etmektedir. Askerin daha iyi bir konuma gelebilmesi için ona yardım etmektedir. As esas amaçta ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. A şıkkı ordunun ihtiyaçlarını sağlayarak savaş gücünü arttırmayı. Evet halk İlk olarak asıl olarak bunu amaçlamıştır diyebiliriz. Bir seferberlik söz konusudur. Herkes elindekinden vermektedir. Askeri sanayi temellerini atmak, mille güçlendirmek, TBMM'ye karşı çıkabilecek isyanın önüne geçmek bu da değildir. Asıl amacımız A şıkkında verildiği için cevabımız Adana. 9. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları sırasında ''Ona ordu yok'' dediler, ''Kurulur'' dedi. ''Para yok'' dediler, ''Bulunur'' dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal'in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir. Acıma gücünü kontrol edebildiği, alakasız, B'de çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu, bu çok yönlülüğe girmektedir ve böyle bir şey de söz konusu değil. Eğer şöyle deseydi işte Atatürk sanatla da uğraşırdı, eğitimle de ilgilenirdi, e, savaş yapardı, resim yapardı, müzikle uğraşırdı gibi ifadeler verilseydi o zaman çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğunun aynı zamanda çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirdik. Ama burada öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Bu bu anlama gelmektedir. C'de ümitsizliğe asla yer vermediğini buraya bakarak söyleyebiliriz. Çünkü bakın tüm olumsuzluklara rağmen asla ümitsizliğe kapılmıyor. Biz yapamayız edemeyiz demiyor. Kararlı bir yapıyla yaparız ederiz kurarız yeneriz modunda olduğunu söyleyebiliriz. İleri görüşlü oldu. Burada herhangi bir ileri görüşlülüğü söz konusu değil. Bu yüzden de cevabımız C şıkkı gelecektir. 10. sorumuz bu sayfadaki son sorumuz. Mustafa Kemal başkanlığındaki temsil heyetin Ankara'yı merkez seçmesinde Ankara'nın özelliklerinden hangisi veya hangileri etkili olmuştur denilmekte. İlk ifademizde Batı Cephesine yakın olmasını söyleyebiliriz. Ankara Batı Cephesine yakın sayılmaktadır ve bu sayede de Ankara'dan savaş ne yapılabilir, kontrol edilebilir. Güvenli bir yer olması aynı zamanda bu da doğrudur. Ülkenin merkezi olarak söyleyebileceğimizden dolayı, buralarda olduğundan dolayı ve denize kıyısı olmadığı için arkadaşlar güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım ve haberleşme imkanlarına sahip olması da aynı şekilde Ankara'nın temsil heyetinin kurulmasındaki yer olarak seçilmesinde önemli bir etkendir. Ve cevabımız da böylelikle 1 2 3'ün olduğu deniz ışığı gelecektir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından klasik sorularımıza devam edebiliriz. Boşluk doldurma sorusu verilmekte. İlk ifademizi okuyarak başlayalım. Batı cephesinden sonra ilk önce nokta nokta ateşkes antlaşması yapılmıştır. Batı cephesinden sonra hangi antlaşma yapılmıştır? Mudanya ateşkes antlaşması yapılmıştır ve Batı cephesi kapatılmıştır diyebiliriz. Bu önemli bir ifade. Mudanya ateşkes antlaşması Batı cephesini kapatmıştır. 2. Türkiye'nin tabu senedi nokta nokta barış antlaşmasıdır deniliyor. Bu da ne olacaktır? Lozan barış antlaşması olacaktır. 3. Atatürk döneminde yapılan politikalara nokta nokta ilkeleri denilir deniliyor. Ne ilkeleri? Atatürk ilkeleri denilmektedir adı üstünde. Kolay bir sorumuz. 4. Ülkenin gelişmesi ve ülke çıkarları doğrultusunda yapılan ilke ise nokta nokta milliyetçilik ilkesi diyebiliriz. Çünkü ülkenin gelişmesi, ülkeyi düşünüyorsak, ülkenin içindeki halkı düşünüyorsak ne ilkesi olarak söyleyebiliriz? Milliyetçilik ülkesi olarak söyleyebiliriz. Halkın çıkarı ön plandadır çünkü. 5. Ekonomik andımız nokta nokta kongresinde yapılmıştır. Hangi kongre? İzmir İktisat Kongresinde yapılmıştır. İzmir İktisat. Zaten iktisat da ekonomi demektir. Bu da önemli bir ifade. İzmir İktisat Kongresini de bilmekte fayda var. Ekonomi ile alakalı olduğunu bilirsek yeterli. 6. Ekonomik andımızın ismi nokta noktadır. Nedir? Misak-ı İktisadidir. Misak-ı ik ticadi şeklinde bu ifademizi de yazalım. 7. Ankara nokta, nokta 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu boşluğumuzu dolduralım. Son boşluğu doldurma ifademiz 28'e 8'e bakalım. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünü Atatürk nokta, nokta 1923'te söylemiştir. Ne zaman söylemiştir? 28 Ekim 1923'te söylemiştir. Zaten 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilan edildiğini düşünecek olursak, yarın dediği için 28 Ekim 1923'te söyleyebileceğini de bulabiliriz. 9 3 Mart 1924'te toplam nokta nokta inkılap yapılmıştır. Kaç inkılap? 5 inkılabın yapıldığını söyleyebiliriz. Bu da pek fazla önemli değil bizim, bizim için. Hani e, soru olsun diye sorulmuş diyebiliriz. Ona bakalım. Medeni kanun nokta nokta devletinden alıntı yapılmıştır. Hangi devletten? İsviçre devletinden alıntı yapılmıştır. İsviçre şeklinde bu boşluğumuza yapalım. Medeni kanun İsviçre'den alındığını bilelim. Buraya bir yıldız atalım arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımıza devam edelim. İlk ifademiz halifelik 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Yanlış olacaktır çünkü halifelik 1 Kasım 1922'de değil. Ne zaman? 3 Mart 1924'te kaldırılmıştır. Peki 1 Kasım 1922'de kaldırılan nedir? Saltanat olacaktır. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. 2 Türk tarihini aydınlatmak amacıyla TDK Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Yanlış olacaktır. Türk tarihini aydınlatmak için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. TTK kurulmuştur. Türk Dil Kurumu adı üstünde diliyle alakalı Türk dil ile alakalı araştırmalar yapan ve onu aydınlatmak, onu korumaya e, korumak için kurulmuş olan bir kurumdur. Bu ifademiz de yanlış. 3. Osmanlı'daki Darülfünün üniversite reformu ile üniversitelere dönüştürülmüştür. Evet bu ifademiz de doğrudur. Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931 yılında kurulmuştur. Doğru bir ifademiz. 5'te soyadı kanunu ile devlet işleri iyice karışmıştır. Yanlıştır. İyice karışmamış. Aksine kolaylaşmıştır arkadaşlar. Çünkü hani ismi Ahmet olan binlerce on binlerce kişi vardı ama soyadlarıyla beraber artık onlar daha da kolay bir şekilde ne yapılabilmekte bulunabilmekte kendilerini tespit edebilmekteler. 6. Avrupalılar ile ticareti kolaylaştırmak için tarih Avrupa ile aynı yapılmıştır. Evet doğrudur. Bunun bir sebebi de ticareti kolaylaştırmak, karışıklıkları önlemek olacaktır. Medeni Kanun ile kadınlar siyasi haklar dahil bütün haklar verilmemiştir deniliyor. Evet doğrudur. Burada kadınlara ne hakları verilmiştir diyebiliriz? Şahitlikte erkeklerle eşit olabilme hakkı sunulmuştur diyebiliriz Medeni Kanun için. Siyasi hakların hepsi verilmemiştir. 8'de Türk gençlerini yetiştirmek amacıyla millet mektepleri kuruldu. Evet doğrudur bu ifademizde. Dokuzda tevhidi tedrisat kanunu bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu kanun ile beraber bu tevhidi tedrisat kanunu bizim için oldukça önemlidir. Bu kanunun da eğitimle alakalı bir kanun olduğunu bilirsek bizim için çok iyi olacaktır. Doğru bir ifade. Onuncu ifademiz milli mücadele sonrası 1924 anayasası hazırlanmıştır. Bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Böylelikle doğru yanlış bölümümüzü tamamlıyoruz ve D bölümümüze geçebiliriz. Bu bölümümüzde klasik sorulardan oluşmakta. Bakalım ilk ifademize. Atatürk ilkelerine örnek veriniz denilmekte. Örnek olarak hepsini yazalım dilerseniz. Milliyetçilik milliyetçilik, cumhuriyetçilik devletçilik söyleyebiliriz. Ardından halkçılığı söyleyelim. Eşitlik olarak söylenebilir halkçılık, inkılapçılık, yenilikçilik olarak söyleyebiliriz. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. İkiye geçelim. Dil ve tarih için iki kurum kurulmuştur. Bu kurumlar nelerdir yazınız denilmekte. Dil için Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Yanına açılımını da yazalım. Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Tarih için ise TTK yani Türk Tarih Kurumu kurulmuştur diyebiliriz. Bunları söyleyelim. 3. İlelebet Cumhuriyet için Atatürk bir eser yazmıştır. Ve bu eseri Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci kurultayında 36 saatte okuyarak bitirmiştir. Bu eserin ismi nedir diyecek olursak bu eserimiz Nutuk eseridir diyebiliriz. Zaten Türk tarihi ve inkılapçılık Türkiye Cumhuriyeti Atatürkçülük ve inkılapçılık dersinin de Nutuk'dan yararlanıldığını söyleyebiliriz esasen. Dördüncü sorumuz Devlet işlerini kolaylaştırmak için hangi kanun çıkarılmıştır? Yazınız. Bu kanunumuzu da soyadı kanunu olarak söyleyebiliriz. Zaten az önceki sorumuzda soyadı kanunun devlet işlerini zorlaştırdığından bahsedilmekteydi. Bu kesinlikle yanlıştır. Soyadı kanunu devlet işlerini aksine kolaylaştırmıştır. Borçlar kanunu hangi ülkeden alınmıştır yazınız. Almanya'dan alınmıştır. Bunu da bilmekte fayda var. Ufak bir bilgi. Ve böylelikle son sorumuzla beraber videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Şuradan abone olmayı unutmayalım. Bu yazılı sorulara ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazı sistemimiz olan yazıdayım.net adresine uğrayarak bu kağıtları indirebilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazıdayım.net adresimize girerek de yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veyahut da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Buradan da diğer videolara geçiş yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.